Rahat durmuyorlar, daha önce de söylemiştim. Dünyayı bunlar sevmiyorlar. Daha doğrusu dünyayı kendilerine bir cennet etmek için önce cehennem etmeleri gerektiğini düşünüyorlar. Değerli izleyicilerimiz, bunlar komplo teorisi gibi gelebilir size ama bugüne kadar anlattıklarımızın komplo teorisi olmadığını ve dünyayı dinler ekseninde bir cehenneme çevirmek istediklerini çok net görüyoruz artık. Yani bunun içine ben sadece tevratik değil, aslında Kur'an'ı olarak da meseleyi işin içine koyuyorum. Neden? Çünkü Kur'an belki dünyayı cennet ya da cehennem yapmaktan ziyade dünyayı bir sınav yeri ve ahirete intikal etmeden önce dünyayı güzelleştiren iyi insanlar olup sonrasında da cennete güzel bir, sonsuz bir hayat yaşamak noktasında bir amaç veriyor bize. Ama baktığınız zaman yine Kur'an'dan yola çıkarak dünyayı kirletmek, dünyayı cehenneme çevirmek isteyen insanlar yok mu? Var. Daha geriye gidelim, İncil. İncil'i baz alıp da işte Armageddon'un gerçekleşmesi için, bir tanrıyla savaş içine girmek için bir mücadele veren ve bunu İncil eksenini yapanlar yok mu? Tapınakçılar, şunlar bunlar. Yok mu? Var. Daha da geriye gidelim. İlk kutsal kitaplardan birisi, yani çok sayıda kitap geldiği söylenir. 4 büyük kitaptan bahsedilir. İşte Zebur'dur, Tevrat'tır, işte İncil'dir, Kur'an'dır. Hani biraz geçmişe gidersek en bilinenlerinden birisi Tevrat. Kaldı ki İsrailoğullarının yaratıldığı günden beri yeryüzünü kendilerine Allah'ın vaat ettiğini, buranın onların dünyası olduğunu, onların cenneti olduğunu düşünerek kim var kim yok, yani kendilerinden başka herkesin kendilerine köle ya da yok edilmesi gereken birileri, bir varlık olarak. Yani bunu sadece insan olarak düşünmeyin, kedi köpek, yani her türlü canlı olarak, kendileri dışında her ne varsa canlı olarak kendilerine hizmet eden ve kendilerine hizmet etmekleri taksilde en ağır şekilde yok edilmeye, öldürülmeye uygun gördükleri varlık olarak görüyorlar. Yani doğru kelimeyi bulamadım ama velhasıl kelam, maalesef dünya dinler ekseninde bir cehenneme doğru sürükleniyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Hiçbir dini yaftalamıyorum. Hiçbir kişi ya da kurumu hedeflemiyor dikkat ederseniz. Ama maalesef insanlar, yani burada güzel bir şey varsa da onu bozup, onun orijinalini bozup, onu çirkin bir hale getirip sonra da o çirkin hale getirdiği şeye tapınmak suretiyle dünyayı bir cehenneme çevirmek noktasında geri durmuyor maalesef değerli arkadaşlar. Bunları niye anlattım? Birileri çalışıyor. Birileri dünyayı cehenneme çevirmeye çalışıyor emellerine ulaşmak için. Bunun için işte savaşlardı, şunlardı, bunlardı derken çağımızın ki bununla ilgili çok fazlaca yayınlar var. Bu çağın bana sorarsanız en tehlikeli silahı hiç şüphesiz mikroplar arkadaşlar. Sahte salgınlar, virüsler bu devrin en önemli silahı olarak karşımıza çıkıyor. Covid örneği de var. Geçmişte hepimiz evlerimize kapatıldık. Aşılar olduk. Aşılarla ilgili en başta panikle insanlar, yani olalım bari dedi. Devletlerine güvendi. Kime güveneceğiz? Yani herkes devletine güvenecek değil mi? Devletlerin milletini nasıl aşılarla ölüme götürdüğünü gördük hepimiz birlikte. Devleti de güvenemez hale geldik bu noktada. İşte her ülkenin Sağlık Bakanlığı kendi vatandaşını resmen bile isteye, demek istemiyorum ama göz göre göre ölüme attı. Örnek vermek gerekirse sabah 8, akşam 8 aldırılan o Covid sürecinde ilaçlar vardı Türkiye'de. Dünyanın pek çok ülkesinde yapıldı bu. Japonya'da yasaklanırken bizde sabah 8, akşam 8 verildi ve sapasağlam, yani Covid'i grip gibi atlatacak insanlar bu ilaçlar yüzünden, yan etkileri yüzünden öldü gitti. Yani çok zulüm gördüler. Yani bunlar baktığınız zaman maalesef kime güveneceğiz noktasında bizi soru işaretine sürüklüyor. Covid olayı evlerimize, bize yani dışarıyı cehennem, evleri cennet gibi göstermek suretiyle bir dönem yaşattı. İşte ilaçlarını geçiyorum, aşı kısmını geçiyorum ki geçiyorum diyorum ama bu aşılarla bir grup acayip zengin oldu. Öyle böyle değil. O aşıları almayan ülkelere çok ciddi yaptırımlar yapıldı. Ya şöyle bir şey olabilir mi? Aşı olanlar olmayanları hain ilan etti. Aşı olmayanlar da olanları hain ilan etti. Böyle karmaşık, böyle affedersiniz, çok özür dilerim ama moktan bir dönem yaşadık. Üzülerek ifade ediyorum. Olacak şey mi bu? Oldu, yaşadık yani. Bugün ya biz ne yaptık, nasıl kafaya gelmişiz diyebiliriz, kendi kendimizi eleştirebiliriz ama yaşadık bunları. Tekrar yaşamayacağımız anlamına gelir mi? Hayır. Şimdi Covid bitti, ne geldi? Maymun çiçeği virüsü. Arkadaşlar, maymun çiçeği ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü, ki dünyanın başına bela bir örgüt, yani dünyanın hayrına son zamanlarda adı dünyanın hayrına olan işlerle değil de dünyanın başına bela olan, muzdarip olabileceğimiz, sıkıntılı haller içine düşebileceğimiz noktalarda hep karşımıza çıkıyor Dünya Sağlık Örgütü. Acil durum ilan etti. 54 yıldır olduğu söyleniyor. 1970'li yıllardan beri var olan bir hastalık olduğu söyleniyor. Yani bu şöyle, çiçek hastalığı vardı bizde, bilirsiniz. Aşık Veysel falan da bu hastalıktan kardeşlerini kaybetti falan, gözleri kör oldu. Eski bir hastalık ki bunun aşısını da Osmanlı'nın, Türklerin bulduğu söylenir. Öyle biliyorum ben. Yanlış biliyorsam beni düzeltin. Bu çiçek aşısının, insanda olan çiçek aşısının aynısının bir maymun versiyonu varmış. Bir maymun çiçek, işte maymun çiçeği hastalığı falan diyorlar. 1970'li yıllarda ortaya çıkmış. Hayvandan, yani maymunlardan insana geçiyor ki ben şöyle söyleyeyim, Afrika ile ilgili videoları izliyorum. Adamlar maymunları diri diri, yani derisini bile yüzmeden böyle ateşe tutuyorlar, şişe geçirip pişirip yiyorlar yani. Adamlar her şeyi yiyor, tuttuğunu yiyor. Çinliler de öyle, biliyorsunuz, ama yani bu Afrika'da da belli kabileler var, tuttuğunu yiyor. Özellikle maymunlara bayılıyorlar. Adamlar, biz nasıl çekirdek seviyoruz, İşte fıstık, fındık seviyoruz, onlar maymun seviyor. Böyle bir adetleri var. Maymundan insana geçen bir hastalık. Varyantları var. Zaten tehlikesi de burada başlıyor. Varyantı olmayan, tek bir türü olan bir hastalıkken bir anda varyantları ortaya çıkma başladı ve son 2 yılda da işte 10 binlerce vaka görülmeye başlandı. İşte 1500 civarında ölümün olduğu söyleniyor. 2 yılda son bir, işte 2024 yılında 600'den fazla, 700'e yakın insanın öldüğü söyleniyor. Ve ölümlerin büyük oranda, %80-90 civarında da 19 yaş altı çocuklarda, gençlerde olduğu görülüyor arkadaşlar. Yani ileri yaşlardaki insanlarda ölümcül olmayabiliyor ama gençlerde, çocuklarda ölümcül olabiliyor. Geçen sene de hatta Londra'da da bir paniğe sebep oldu. Afrika'dan Londra'ya taşınınca bu virüs, Afrika'da görülen bu maymun çiçeği virüsü Londra'da da görülmeye başlanınca geçen sene bir yine olağanüstü durum ilan edilmişti de SEO tarafından, İngiltere Sağlık Kuruluşları tarafından, ama sonra birkaç ay sonra bu durum kaldırıldı, olağanüstü durum kaldırıldı. Korkulacak bir durumun olmadığı ortaya çıktı ama şimdi durum biraz farklı deniyor. Virüs mutasyona uğradı. Clade 1, Clade 2 versiyonları var ve bunlar çok hızlı bulaşan ve iyileşme süreci ağır olan varyantlar. Özellikle Clade 1 için çok tehlikeli deniyor. İnsandan insana da çok kolay bulaşıyor. Yüksek ısıyı sevmediği bilgisi var. Yani 50-60 derece üzeri ısılarda çok çabuk bu virüs ölebiliyor arkadaşlar. 70 derece üzeri yaşamıyor zaten. Şimdi diyeceksiniz ki Afrika'da nasıl türedi bu? Afrika sıcak bir yer. Hayır. Bu virüsün türediği yerler ortalama 20-30 derece bandında sıcaklığı olan, daha üst sıcaklıklara çıkmayan yerler arkadaşlar. Kongo gibi falan. Yani yağmuru bol olan, sıcaklığı çok yüksek olmayan, ortalama değerlerde olan bölgelerde bu virüs ortaya çıktı. Ve oralarda okuyan, Türkiye'de de var, Kongo'dan falan gelen Afrikalılar var. Bizim biliyorsunuz Karabük Üniversitesi meşhur oldu. Karabük bu siyahi öğrencilerle. Oradan, Kongo'dan, şuradan buradan gelen öğrenciler var. Bakalım ne olacak, bizde de gelecek mi bu virüs bu şekilde? Bunu da izleyip takip ediyoruz, göreceğiz. Bir panik var aslına bakarsanız. Karabük'ten bizi izleyenler varsa muhtemelen oralarda da bir panik var. Metanolü sevmiyor arkadaşlar. Kolonya, bizim bildiğimiz kolonya ne kadar değerlendi? Covid sürecinden önce hatırlar mısınız? Böyle sosyetik ortamlara gittiğinizde kolonya döküldü. Fakir, işte ne derler, avam falan böyle aşağılarlardı. O kolonya şimdi artık sosyetenin de cebinden düşmüyor, çantasından düşmüyor. Kolonya çok kıymetli arkadaşlar, çok değerli bir şey. Türk ürünüdür, halis molis Osmanlı ürünüdür. Kullanmaya devam edin, kolonyayı bol bol tüketin. Kolonya karşısında ölüyor arkadaşlar. Sodyum dodesil sülfonat, yani temizlik maddeleri, şampuan, duş jeli, el sabunu gibi yine temizlik malzemeleri karşısında direnemiyor, ölüyor. Fenol arkadaşlar nedir? Bu gargaralar, pastiller karşısında da bu virüsün pek bir dayanıklılığı söz konusu olmuyor. Kloroform karşısında, bu çözücüler karşısında da yine virüs işlevini yitiriyor, inaktif hale geliyor. Bulaşma yolları arkadaşlar, cinsel yolla bulaşıyor bir kere. Cinsel olmasın, sarılın, öpüşün, koklaşın, yine bulaşıyor. X kişinin giydiği, yani virüsü taşıyan birinin giydiği elbiseyi çıkarsın, tekrar siz alıp giyin, bulaşıyor. Yani buradan ne anlıyoruz? Arkadaşlar bu alışveriş merkezlerinde, mağazalarda elbise deniyoruz. Giyinme kabinlerine girip. Bu bitti. Şu süreçte Kesinlikle yapmamız gereken şeylerden biri bu arkadaşlar. Yani ben tutup da yani önünüze gelenle yattığınızı düşünmüyorum zaten. Ya da önünüze gelenle sarmaş dolaş olduğunuzu düşünmüyorum. Herkes birbirini tanır, bilir. Ama şu süreçte çok fazla insanlarla tokalaşmak, çok fazla sarışmak bence doğru değil. Yani eskiden de onlar, o samimi dönemler. Şu an biraz mesafeyi açmakta fayda var. Korkacak bir şey yok. Ölümcül bir durum yok. Bakın panik yok ama hani en azından bulaşmasın. Yani uyuz da mesela ölümcül bir hastalık değil. Ama bulaştığı zaman ne oluyor? Bir sürü sıkıntı, kaşıntı, ilaç kullan falan gibi düşünün. İşte şu dönem bu özellikle pompalanıyor. Yani özellikle dünyada böyle bir panik ve virüsün yayılması noktasında bir gayret var. İşte buna karşı önlem almakta da fayda var. O yüzden mümkün mertebe tanımadığınız, bilmediğiniz insanlarla tokalaşmayın, sarışmayın. Ve elbise alacağınız zaman, ayakkabı alacağınız zaman, üstünüze ne bileyim şal bile alacağınız zaman denemeyin. Açılmamış kutudan alın, evde deneyin. Beğenmezseniz iade edin. Bakın çok net söylüyorum. Ha, o da işin bir tarafı. İade edeceksiniz. Onlar onu tek paketleyecek. Gene size gelecek. O da işin bir başka tarafı. Yani artık bizim yapabildiğimiz bu kadar. Daha ötesini yapamıyoruz. O da işin bir başka tarafı arkadaşlar. Ve buradan şunu anlıyoruz. Arkadaşlar el, yüz ve kol temizliği ne kadar önemli ya. Yani abdest çok önemli bir şey biliyor musunuz? İster Müslüman olun, ister olmayın. Bana sorarsanız mümkün olduğunca abdest alın ya. Abdest çok kıymetli bir şey. Yani sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı. Günde 5 kere abdest alıyoruz. Yani 5 vakit namazını kılanlar için söylüyorum. Müslüman olmasanız da hangi dinden olursanız olun ya da deist de olabilirsiniz ama abdest alın. Abdest. 2 türlü çok faydalı. Bir, suyun vücuttaki negatif elektriği alma özelliği var. Abdest, yani suyla buluşan vücut çok faydalı bu manada. İkincisi arkadaşlar temizlik ya, hijyen ya. Günde 5 vakit yıkanan, tertemiz yıkanan, sabunla yıkanan el. Sonra yüz, kollar, ayaklar falan. Ya çok önemli bir şey biliyor musunuz hijyen açısından? Baktığınız zaman. Bunu yapın arkadaşlar. Yani hatta üçüncüsünü de ekleyebiliriz. Negatif elektrik dedik ya. Görünmez varlıkların da böyle abdestli, temiz bir vücut karşısında da olumsuz etkilendiğini biliyoruz. Yani iyidir abdest. Onu demeye çalışıyorum size arkadaşlar. Ve bence en önemlisi bağışıklığı güçlü tutmak. Bağışıklığı güçlü tutmak noktasında arkadaşlar vitamin değerlerinizi ara ara baktırın. Ve mümkünse şu marketlere gittiğiniz zaman aldığınız ürünlerin içeriğine bakın. Ben ekmek yiyorum mesela. Severim ekmeği. Ama organik yemeye çalışırım. Ya da siyez ekmeği alıp yemeye çalışırım. Böyle haftada bir kere belki o beyaz ekmeklerden tüketirim ama mümkün mertebe yemem. Yememeye çalışırım daha doğrusu. Siz de öyle yapın. Çünkü arkadaşlar ekmek deyip geçmeyin. Basit bir ekmekte bile dünya kadar katkı maddesi var. Yani faydadan çok zararı var. Karnınızı doyuruyor ama sizi beslemiyor. Aksine vücudunuza zarar veriyor. Damarlarınıza zarar veriyor. Bakın yeri gelmişken söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 2021 yılında ölümlerin %34'e yakını dolaşım sistemi kaynaklı hastalıklardan kaynaklanıyor. Nedir bu? Arkadaşlar kalp krizi. Bakın. Türkiye'de 2021 yılında 300.000 insan kalp krizinden öldü. 150.000'e yakın insan da arkadaşlar neden öldü biliyor musunuz? Kanserden. Yani 2 hastalık başı çekiyor. Dünyada bugün aşağı yukarı 20 milyon kadar insan arkadaşlar abartısız bir şekilde söylüyorum kalp hastalıkları yüzünden, kalp krizi yüzünden ölüyor. Bu çok ciddi bir rakam. Dünyada 2 milyar insanın kalp hastası olduğu söyleniyor. 2 milyar. Kaç milyar nüfus var dünyada? 8 milyar. 2 milyarı kalp hastası. Neden? Çünkü havamız kirli. Ne eski hava var. Çünkü yediklerimiz kirli. Ne eski yediklerimiz var. İçtiğimiz su arkadaşlar. Su ya. Su bile artık bize faydalı değil. Beslemiyor. İçinde pH'i yok. İçinde mineraller yok. İçine klor katılıyor. Neler katılıyor. Temizlensin işte içilecek hale gelsin diye. O arada bize faydalı olan o kadar çok minerali öldürüyoruz ki suyun içerisinde. Yani anlayacağınız doyuyoruz, karnımız doyuyor ama beslenemiyoruz. Vücudumuz beslenemiyor, organlarımız beslenemiyor. Bu durum karşısında da ne oluyor? Bağışıklığımız çöküyor. İşte bunun için ne yapmamız lazım? Bağışıklığımızı güçlü tutacak önlemler almamız lazım. Alternatif bitkisel destekler var. Bunları değerlendirin. Bazen yayınlarımızda bahsediyoruz ama önemseyin bu dediklerimi. Bunlar hayati önem taşıyor. Sizin arkadaşlar gençken hadi vücut bir yere kadar tolere ediyor da 30-40'tan sonra artık vücut toleresini de kaybediyor. Artık kalp hastalıkları şunlar bunlar tansiyondur, kanserdir, 40'lı yaşlara düştü. Neden? Eskiden yaşlanınca ortaya çıkardı bunlar. şimdi genç yaşta ortaya çıkıyor. 30'lu 40'lı yaşlarda insanlar kalpten, kanserden ölüp gidiyor. Neden? Eskiden yoktu bunlar bu kadar. İşte hep bu yediğimiz, içtiğimiz, soluduğumuz hava. Neden bunlar? Değerli arkadaşlar, unutmayın, geleceğin silahı sağlık sektöründe. Yani mikroplar, virüsler, medikal mafya, geleceğin silahı bunlar. Bu noktada bana sorarsanız biraz kendinize ve sevdiklerinize yatırım yapın diyerek bu yayını bitireyim arkadaşlar. Korkulacak bir durum yok özetle. Ne yapacaksınız? Kanalımızı takip alacaksınız. Bildirim zilini de aktif edeceksiniz. Bu ve buna benzer yeni gelişmeler olduğunda ilk siz haberdar olmuş olacaksınız bu vesileyle.